İnsan tabii baktığına göre hükmettiği için çoğu zaman zulmediyor. Ve gerçekten insan kendini, bilmiyorum siz hissediyor musunuz? Ben kendimi çok böyle nankör hissediyorum. Nankörlük nedir abi? Kelime manası olarak biraz bana yardımcı olun. Ben de nefes alayım şöyle. Evet, nankör nedir? Söyleyin, çekinmeyin. Kıymet bilmemek. Peki böyle İslami terminolojide düşündüğün zaman Allah'a karşı nankör olmak, şükürsüz olmak. Yani böyle iyilikler ilk yapıldığı zaman çok kıymetli. Fark ettiniz mi? Bir tepki oluyor böyle. Ya çok güzel, elhamdülillah veya teşekkür ederim. Ama zaman geçtikçe ne oluyor? Artık normalleşmeye başlıyor. Hani sanki Allah sana onu ihsan etmemiş de normal bir hakkınmış gibi. İnsan bir hak dava ediyor. Mülk sahibi kim kardeşim? Peki sana ait bir şey var mı sende? Yok. O zaman sana ait olmayan bir şeyden dolayı niye hak dava ediyorsun? Arabanı aldım, Bugatti'nin teybini çıkarttım, kendi teybimi taktım. Yapabilir miyim? Sana ait. İstemiyorum ya dersin. Benim arabam kardeşim dersin, değil mi? İşte bunda da mülk sahibi tamamen Allah'sa, ya bu niye böyle oldu ya? Hayatım yolunda gitmiyor. Bazı sıkıntılarım var. Allah bana bunu niye yapıyor? Ben yaşamak istemiyorum ya kardeşim. Ben diyorsun ya, sen kimsin? Sana ait olan ne var bu dünyada? Sana ait olan hiçbir şey yok. Sana ait olan şu nankörlük özelliğinden başka. Şimdi bir düşünün arkadaşlar. Allah'ın size doğduğunuz günden beri ihsan ettiği şeyleri bir düşünün. Bugün ne anlayacağız biliyor musun? Bugün buradan çıkarken herkes, bilmiyorum aramızda veliyullah var mı ama zannetmiyorum. Herkes bugün ne kadar nankör birisi olduğunu anlayacak. Allah'ın vermiş olduğu ihsanları nasıl unuttuğunu. Şimdi herkes 10 saniye boyunca kendi dertlerini, sıkıntılarını bir hatırlasın. Yolunda gitmeyen veya ya bu niye yok dediğin. Düşündük. Ben demiyorum böyle Allah'ım bana ne yaptın? Bunu söylemiyorsunuz. Ama bu oflamalar, puflamalar da şikayetten sayılıyorsa vay halimize, bu niye böyle oldu? Şu niye şöyle oldu? Allah'a isyan boyutuna geçiyor muyuz acaba? Bugün böyle bir nefislerimizi bir kontrol edeceğiz. Allah'ın bize yapmış olduğu ihsanları hatırlayacağız arkadaşlar. Çünkü unutunca nefis çöküyor, şeytan çöküyor. Bakın arkadaşlar, beğenmediğimiz hayata birlikte bir bakalım. Şu çocuk işte savaş çocuğu, Müslüman bir çocuk. Annesi, babası nerede? Ne yapıyorlar? Öldü mü? Kaldı mı? Bu çocuğun ağzından niye kan geliyor ya? Bu çocuğun ne suçu var? Acaba şu gördüğü silahları oyuncak mı zannediyor? Senin çocukluğun böyle mi geçti abi? Ama hayatımızda beğenmediğimiz şeyler var değil mi? Kardeşim, senin beğenmediğin hayat bazı insanların hayali. Bazı insanların da hayali bile değil, hayal güçleri o kadar yetişmiyor. İkinci fotoğraf. Hitler'in bu odalarda, gaz odalarında öldürdüğü insanlar çırılçıplak seni kardeşlerinle, arkadaşlarınla, şimdi herkesi söyleyemiyorum, çırılçıplak bir şekilde seni tıkıyorlar ve gazı veriyorlar kardeşim, ölüyorlar. Sen hayatını beğenmiyorsun tabii. Bu babaya ne diyeceksin? Savaşta çocuğunu eline vermişler ama baba sizce ne hissediyor? Sen hiç böyle bir şey yaşadın mı kardeşim? Evlat nedir bilir misin? Beğenmiyorsun değil mi? Ev çok kötü ya. Yaşadığımız mahalle iğrenç ya. Ya niye benim şahsi odam yok ya? Ya anne üf, sıkılıyorum ya. Kardeşim Hong Kong'da bir ev, 5 metrekare falan. Bulaşıklar, yemekler orada. Tuvaleti nerede bilmiyorum ama adam şuracık yerde hayatını geçiriyor, hayatını. Anlatabiliyor muyum? Ama sen evlere sığmıyorsun. 2 artı 1 ne ya? 2 artı 1 ev mi kaldı ya? Ben nasıl yaşarım burada ya? Kardeşim bak, yatak orada fark ettiysen. Mutfak da orada, ocak da orada. Ayakkabın da çok eskidi ya. Hakikaten olmuyor böyle ya. Kardeşim ayakkabı deyince bu insanların aklına pet şişe geliyor. Böyle hayatlar var, yalan değil. Bunları fotomontaj yapmadık. İşte bunlar bizim ne kadar nankör, ne kadar şükürsüz olduğumuzu, başımıza bir şer gelince ya bu niye böyle oluyor diye kafayı yedi. Oğlum senin şu şerli hayatın var ya, bu çocuk o hayatı, o şerli dediğin hayatı yaşamak için dualar ediyor. Mükemmel bir hayatın var. Şu adamın duasını yaşıyorsun şu beğenmediğin hayatınla. Ne diyorsunuz? Kalbinizde acı mı hissediyorsunuz? Acının ne demek olduğunu biliyor musunuz? İnsan izleyince diyor ki ben ne kadar şerefsiz, ne kadar nankör biriymişim diyorum ya. Bu niye böyle, bu niye böyle? Sen ki kimsin lan? Sen kimsin? Al, Van depreminde yakınları gitmiş. Ah, şu taşların altında bir sevdiğin olsa ve onu çıkaramasan ne hissedersin? Bazı acılar bıçağın verdiği acıdan daha fazla acı verir kardeş. Bu etine saplanır, bu kalbine saplanır. Ama sen beğenmiyorsun hayat. Allah'tan bir alacağın var senin. Niye yani? Niye bu araba sende yok ya? Al kardeşim, baba oğul. Nasıl manzara? Pazar günü de çok canı sıkılıyordu ya. Of, can dostunu kucağında can verirken böyle bir hayatın oldu mu hiç? Devam edelim. Bir bacağı yok. Sen bir bacağının şükrünü ben eda etmedim. Açık söylüyorum. Bir bacağım varmış, şükür demedim. Peki şu korkuya ne diyorsunuz? Kurşunların uçuştuğu bir yerde. Ya bu çocuk bunu hak ediyor mu? Senin çocukluğun nasıl geçti kardeşim? Çok mu acı çektin ya? Allah veriyor, veriyor, veriyor. Bir de şükürsüzlük yapıyoruz ya. Nasıl Allah nasıl sabrediyor anlayamıyorum ya. Hani benim Allah'a yapmış olduklarımı, kötülükleri, günahları, hataları bir arkadaşım bana o kadar yamuk yapsa ben onun bir daha yüzüne bakmam. Elimde güç varsa onu helak ederim ya. Allah ne kadar sabırlı. Hatırlasana kardeşim. Yediğin naneleri bir hatırlasana. Neler
yaptın, Allah gördü, utanmadın, melekler şahit oldu, utanmadın, peygamberin buna şahit olsa belki yine utanmayacaksın. Nasıl oluyor lan bu? Nasıl oluyor? Baksana şu çocuğa. Ne yiyor bu ya? Beyler, bizim mükemmel bir hayatımız var. Var mı itirazı olan? Açalım mı ellerimizi, hep beraber dua edelim. Allah'ım benim hayatımı şu çocukla değiştir diye. Mükemmel bir hayatım var. Harika bir hayatım var. Çektiğin acılar da hep günahlarına kefaret olacak. Sen yeter ki isyan etme. Devam ediyoruz hacı abi. Sağdaki el sen oluyorsun burada. Soldaki el sen değilsin. Yer değiştirmek ister miydin mesela? Veya bu mazlumların imdadına koşmayan beyaz adam olmak ister miydin? Biz ümmetiz arkadaşlar. Halifelik buradan devam edecek. Sen de hilafete layık bir mücahit ol. Şu sağdaki adam olacaksın sen. İkisinden olmayanlar da var. Evinde takılıyor. Hayatının amacı ne? Ev, iş. Vallahi helal olsun ya. Hani bir insan gözünün önünde bu kadar can çekişen, kan revan, ümmet ağlarken bir insan kendini düşünebiliyorsa, kardeşim bu bencillik seviyesine nasıl ulaştın gerçekten öğrenmek istiyorum diye karşıma alıp konuşmak, muhabbet etmek, ilmi araştırmalar yapmak istiyorum. Deniz yeşil olur, mavi olur değil mi? Acaba bu çocuklar biliyorlar mı? Şunlarla bile mutlu olabiliyorlar, görüyor musun? Bütün mesele ne biliyor musun abi? Bakış açın. Bir tane karikatür var. Böyle dağlık bir yer, karanlık bir yer. Otobüs buradan gidiyor. Şurada muhteşem bir manzara var. Otobüsün içinde giden bir tane adam dağlara bakıyor. Sağda oturuyor ve yüzü memnuniyetsiz. Burada oturan da güzel dünyaya bakıyor ve yüzü memnuniyetli. Ne diyor üstad? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Biz de ne yapacağız? Olaylara rahmani nazarla bakacağız. Az önce acı çekenler boşuna çekmediler. Hepsi onun faydasını görecekler. Ama sen eğer onların imdadına koşmayıp mesul olursan nerede olacaksın o belli değil. Devam ediyoruz. Bak bu çocuklar bakış açılarını değiştirmişler. Burada bile mutlu olabiliyorlar ya. Al. İnsan çöpten yemek yer mi? Ayıplıyor musun? Aç kalırsa öyle bir yer ki kardeş. Sen de yersin. Yakıştıramıyorsun kendini ama yersin. Kör adam var burada bak. Gözleri belki de bu dünyayı hiç görmemiş. Oğlu neye benziyor bilmiyor. Bulut, mavi, gökkuşağı, çiçek, manzara, hiçbir şey bilmiyor. Ama sen hayatını beğenmiyorsun ya. Sen hayatını beğenmiyorsun. Sen hayatını beğenmiyorsun, o hayatını beğeniyor bazen değil mi? Öyle ama kardeşlerimiz var. Hayatından çok memnun. Ne kadar şükürsüzüm Allah'ım ya. Bana doğduğum günden beri milyonlarca ihsan verdi. Gözdür, kulaktır, ayaktır, buluttur, oksijendir, dünyanın dönüş hızına kadar sana verilen hediye, sana anne vermiş oğlum, anne. Sen acıktığında acı çeken birisi var. Koşturuyor sana, hiç düşündün mü? Ya bu kadın ne yapıyor, manyak mı bu ya? Niye peşimden böyle koş, düşündün mü? Oğlum Allah sana şefkat ediyor, uyansana, sen daha meseleyi anlamadın mı? Allah sürekli tabiri caizse başını okşuyor. Allah sana ihsanlarını veriyor, milyonlarca hediye kutusunu doğduğun günden beri sana yağdırıyor. Ama nankörlük var. Niye? Namazla işin olmaz ki senin. Sen nankörsün. Namazı kim kılsın? Abi benim her şeyim yerinde. Ben mi namaz kılacağım? Bırak ben karılarla kızlarla takılayım. Sözler Köşkü'ne gelirken bile sağda solda kızların bacaklarına baktım. Bana karışma ya. Ben öyle şey değilim. O kılsın namazı. Bak Allah, zaten yüzüne gülmemiş dünya. Acı çekiyor. O kılsın namazı yani. Namaz nedir beyler? Şükür değil midir? Namaz kılmayan adam şükürsüzdür kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Şükürsüzdür. Eğer bizim hala şu an kazalarımız var, rahatız. Gerçekten ilginç ya. Şu adamın haline bak. Ne kadar dik duruyor. Ama sen onun kadar dik duramıyorsun. Başına bir şey geliyor. Allah'ım bana bunu niye verdin? Ah kardeşim ah. Ne acılar var dünyada ya, baksana. Of. Şu anne senin annen olabiliyor. İnşallah hiçbir zaman olmaz. Şu evlat da sen olabiliyorsun ama Allah onu değil, sana güzel bir hayatı vermiş. Sen şükrünün imtihanını veriyorsun, o sabrının imtihanını veriyor. Eğer o sabrederse inşallah cennete gidecek. Senin bu kadar ağır musibetli bir hayatın yoksa, sen de şükrünü eda edemezsen cehenneme gideceksin. Anlatabiliyor muyum? İmtihan iki çeşit. İmtihan Allah musibet verir, sabır ister. Allah nimet verir, şükür ister. Şöyle bir bak bakalım. Acaba imtihanı kayıp mı ediyorum ben ya? Allah Allah. Her şey ülfet olmuş lan bugün. Yemek yedik. Ne şükür, ne bir şey, ne Allah hatırlaması. Ne oluyor lan, kayıp mı ediyorum imtihanı? Evet, hayatlar böyle kardeşlerim. Acı dolu, sıkıntı dolu hayatlar var. Biz de bu tiyatroda nankör rolünü oynayanlardanız. Bakalım ahirimiz ne olacak? Yani mesele nereden geldi, nereye gitti? Belki az çok toparlayamamış olabilirim ama Hızır'ı arıyorsun ama belki de ondan önce yapılması gereken hayatında bir takım şeyler var. Hızır gelse yüzüne bakamayacaksın belki de. Senin Hızır'ın, işte o beş vakit namazın, işte o seccadın. Senin şükürsüzlüğün bütün bunların engeli.